Paraları yoksa yürüyerek gitsinler. Fakirlerin ülkede yaşamaya hakkı yok. Ben hayatın zammına karşıyım zaten. Çok yiyelim, çok iyi yapmışlar. Az bile. Biz sustukça onlar bindirmeye devam edecek. Hükümetimiz sağ olsun. Ne diyelim? Yandı gara. Merhabalar, ben Samsun Haber'den Habibe Çelik, kameraman arkadaşım Arzu Arı ile birlikte bugün Samsun halkına dolmuşlara yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Bir gün önce Cuma günü geldim, 18 liraydı. Hatta bugün 20 lira verdim dolmuşluğa. Sonra diyor ki 1 liran daha var mı? Dedim ne için? 21 oldu. Dedim ne ara, daha dün 18'di. Anlamadım işte, anlamsız şeyler her zaman zam. Sesimizi çıkartmadıkça da devam ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Biz sustukça onlar bindirmeye devam edecek. Her şey yapılıyor. Sadece dolmuşlara değil ki. Vallahi bir yandan acıyor, bir yandan da onlara da acıyor. Onlara da durumu zor. Ama maalesef hayat şartları böyle götürüyor. Yapacak bir şey yok. Aslında da iyi değil. Öğrenci için, bizim için, hele de emekli için hiç iyi değil. Akaryakıt zamlarına karşı 20 bin lira normal bir fiyat yani. Çok yiyelim, çok. Çok. Ya 20 olsun, ya 21 olsun. Yani 21 lirası evet fazla. Ne kadar olduğunu tam kesin bilmiyorum. 21 TL oldu. Çok olmuş. Daha insanlar karnını doyuramıyor. Bir de otobüste verilen zam bayağı sıkıntılı olacak. Ben hayatın zammına karşıyım zaten. Her şey, fahiş fiyatları artıyor. Yani halkın dayanma gücü çok zor. Devamlı dolmuş kullananlar için Allah kolaylık versin. Vallahi sırf Samsun dolmuşu için değil, genelde biliyorsunuz zamlar canımızı yaktı. Buna diyecek hiçbir şey yok. Hükümetimiz sağ olsun. Ne diyelim? Yandı kanam. Çok doğal doğal. Niye? Bir ekmek 10 lira 10 lira. 20 lira olsun da. Gereksiz düşünüyorum. Başka bir şey diyemiyorum yani. Hani normal. Mazotlardan, giderden, maliyetten onlar da haklı. Bence çok aşırı bir zam var. Yani bu insanlar bu zamın altına kalkamaz. Yani insanlar, demin ben çiçek sattım mesela, kadın bana bir dolmuş parası bırakır mısın dedi. Çok oldum. Vallahi çok yüksek fiyat dolmuşlar, çok yüksek. Toplu taşı emekli için çok büyük bir şey. O 1 lira işi fazla ya. 20 lira normal. Bozuk para sıkıntısı çok. 25 lira olması lazım, 20 lira olması lazım. Ben de şu anda yani çok biliyorum yani. Emekler için zor bir şey. Memnunuz. Yani normal. Yani hak ediyorlar. Yazık ya, 21 TL çok yani. Normal düşünüyorum. Çünkü benzin her gün zam geliyor. Yani bu pahalılıkta normal yani. Paraları yoksa yürüyerek gitsinler. Fakirlerin ülkede yaşamaya hakkı yok. Dolmuşçular da haklı, vatandaş da haklı. Normal yani zamlar. Vallahi ülkemizde her şeye zam var. Dolmuşlara da zam yapılabilir. Artık benzin çok pahalı. Tabii ki dolmuşçular da bir şekilde kendilerini kurtarmanın çabasına girecekler. Ama tabii bunda düşük gelirli olanların çok büyük mağduriyeti oluyor ama bir şekilde de idare edecek herkes. Haklarıdır diye düşünüyorum. Çünkü maliyetler arttı. O insanlar da ellerine ekmek götürecek. Tabii ki de haklılar. Tabii bir de 21 lira. 1 lira niye koyuyorsunuz? 20 neyse ne yavrum. Bence normal yani. Pahalı da değil, normal yani. Ha, fazla. Hiçbir şeye zam yapmasınlar, bize de zam yapmasınlar emeklilere. Olduğu gibi dursun. Çok fazla. Çok fazlaymış. Ya az bile yapmışlar ya. Herkesin arabası var, daha dolmuşa binen mi var? Zam her zaman kötüdür. Yani zama iyi denilir mi? Kışın geldiğimizden bu yana bayağı bir fark oluşmuş. Kışın geldiğimizde yanılmıyorsam 12-13 liraydı. Şu anda 21 lira olmuş. Belki hak edebilirler bu durumda, bu pahalılıkta, ama tabii bu durum biraz da vatandaşımızın cebine daha fazla yansıyor ne yazık ki. Bu bence bir zincirleme olarak görüyorum ben. Zincirleme olduğu zaman zincirin halkası hepsi birbirine etki yapıyor. Ama sonuçta tabii ki vatandaş burada biraz daha zararlı oluyor. Ben mesela sanayiye yürüyerek gidiyordum. Ben sanayide 60 sene çalıştım. Hep yürüyerek gittim geldim. Para vermiyordum. Yürüsün millet. Mesela 10 metre yürümeye eriniyor. Haklı. Parası olan bilsin. Parası olan bilmesin. Herhalde böyle giderse daha çok yürüyeceğiz. Durum onu gösteriyor. Bence çok. Samsun'da dolmuşlara yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bunu devlete sormak lazım. Dolmuşçuların bir suçu yok hayatım. Sonuçta benzine zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Onlar da haklı. Normal karşılıyorum.
yani her şeye zam geldiği için mazota, yakıta, ona buna normal. Hayat pahalılığına göre normal. Dolmuşlular zaten giden işçi çalışmaya gidiyordur. O fiyata gittiği yere kadar fark verecek. Dönüşte o kadar fiyatı verecek ki aldığından ona ne kalacak onu kimse düşünmüyor. Biz düzelteceğiz, biz düzelteceğiz. Acaba kim ne zaman düzeltecek, nasıl düzelecek ve nereye kadar gidecek, bu durum nereye kadar gidecek? Onun kimsenin bildiği yok. Hangi taraftan baktığınıza bağlı. Eğer buradaki yaşayan halk için bakıyorsanız tabii ki ekonomik enflasyonun olduğu bir dönemde durumda insanları zorlayan bir durum. Ama dolmuşçular açısından bakınca da onlar da kazanç sağlamak için yapıyor. Aslında burada hükümete çok iş düşüyor. Çok artış var. Yani herkes işe gidip gelirken zorlanıyor. Yani bunu bir düzenleme getirmeleri lazım bence yani. Aslında gerekli. Çünkü piyasaya bakıldığı zaman her şey zam yapıldığı için yani onlar da mecburiyetten kendi istedikleri için yapmıyor onlar da. Fahiş fiyatlar şu anda. Çok aşırı fiyatlar. Hep şeyli ilçelere de öyle, büyük otobüslere. Yani ne olursa olsun şu anda bilmiyorum kaç lira oldu, 20 lira mı oldu, 22 lira mı oldu? 21 lira oldu. 15 lirayı geçmemesi lazımdı bunlar. Normal bence, akıllı yani. Vallahi akıllı.